Ben Kadir Atıcı, Elazığ Belediyesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama Denetim Büro Başkanıyım. Mesleğim sanat tarihi, uzmanlığım restorasyon ve korumacılık üzerinedir. Şu anda kadim şehir Harput'ta bulunmaktayız. Harput, M.Ö. 8. yüzyılda Urartuların ilk yerleşim alanı olarak ifade edilen malum kalesinde konumlanmıştır. Urartulardan sonraki dönemlerde biz burada birçok medeniyete ev sahiplik yaptığını görmekteyiz. Bunları döneme bırakmış oldukları kalıntılardan, izlerden anlaşılmaktadır. Şu an önünde bulunmuş olduğumuz Ulu Cami ise Fahrettin Kararslan, Artuklu hükümdarı Fahrettin Kararslan tarafından burayı fethettikten sonra kalede kendine saray, hemen karşısında da 1156-1157 tarihli Ulu Cami inşa etmiştir. Ulu Cami'nin inşa edilmesiyle birlikte aslında burada bir Fahrettin Karaaslan dönemiyle birlikte Harput'ta yerleşim alanının geliştiği ve askeri garnizonluktan çıkıp şehir halklarını da insanların da burada mahalle olarak yaşamlarını idame ettikleri bir alan olarak görmekteyiz Harput'u. Ulu Cami 1156-1157 yılında inşa edildikten sonra birçok medeniyetin de burada ev sahipliğiyle birlikte hep sürekli kullanıldı. Son dönemlere kadar Osmanlı döneminin artık 1860'lı yıllara gelindikten sonra yine kullanıldığını görmekteyiz. Fakat 1923'lü yani Cumhuriyet döneminde burada Ulu Cami'nin ve Harput'un biraz daha atıl kaldığını görmekteyiz. Bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Ulu Cami 1976-1984 tarihlerinde restore edilmektedir. Restorasyonu bittikten sonra tekrar ibadete açılıyor Ulu Cami. Fakat Ulu Cami'yi en nitelikli kılanlardan biri de aslında minaresidir. Minaresi Pisa Kulesi'nden daha eğri olduğu tespit edildi, tescillendi. Pisa Kulesi 3.2 eğimine sahipken Ulu Cami'nin minaresi 7.2 eğimine sahiptir. Ve bu eğim de doğal bir eğim olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalarda da statik herhangi bir problemin olmadığı tespit edildikten sonra doğal bir eğim olduğu tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Ulu Cami'nin minaresindeki bir takım sıkıntılardan, tuğlaların yerinden oynamaları, güvercinlerin sürekli tahribata uğrattıklarından dolayı geçen yıl 2017 yılı içerisinde Ulu Cami'nin minaresinde restorasyon çalışmasını başlattılar. Plastik onarım çalışması olarak buradaki tuğlaları güçlendirme ve Ulu Cami minaresinin yıkılmasını önleme ve engelleme çalışmasını başlattılar. Önümüz kış olduğu için bekletilmektedir. 2018 yılı Mart ayı içerisinde tekrar restorasyon çalışması burada devam edecektir. Restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra minarenin daha sağlam bir şekilde ayakta kalınması sağlanacaktır ve yıkılma tehlikesi de acil bir şekilde önlenmiş olacaktır. Şu an alanda Ulu Cami'nin avlu kısmındayız. Bu avlu kısmı da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şu an rekreasyon çalışması için projeler hazırlanıyor. Ulu Cami'nin minaresi, Ulu Cami'nin hakeza kendisi ve alanla birlikte tam teşekküllü bir şekilde projelerin çizilmesiyle birlikte restorasyon da bittikten sonra bu alan turizme rahat bir şekilde açılmış olacaktır. Biz Ulu Cami'yi tarihsel misyonuna baktığımızda şunu da görmekteyiz. Ulu camilerdeki mimari anlayış Büyük Selçukluların Anadolu'ya yansımasıdır. Fahrettin Kararslan, Artuklu hükümdarı Fahrettin Kararslan da o dönemki mimari üslubu Harput'a taşımıştır ve Harput'ta Mardin'de olduğu gibi, İç Anadolu taraflarında olduğu gibi, Ege taraflarında olduğu gibi Harput'ta da bir Büyük Selçuklu'nun mimarisini ve üslubunu yansıtan Harput Ulu Camii'ni görmekteyiz. Bu çalışmanın ve yapılacak olan restorasyonla müdahale çalışmasının da önemli haiz olan bir tarafı da demin de ifade ettiğim gibi doğal bir eğime sahip olan minare sağlam bir şekilde korunmuş olacak ve turizme kazandırılacaktır.